Sevgili izleyenler merhaba. Bu dersimizde proje ekranımıza değişik geometrik şekiller çizmeyi öğreneceğiz. Yani proje ekranına ekleyecek olduğumuz kuklamız verdiğimiz kodlarla daire, kare, üçgen gibi şekiller çizecek. Sahneye çizim yapacağımız bir karakter eklememiz gerekiyor öncelikle. Top gibi, kalem gibi mesela. Bu dersimizde döngü kavramını pekiştireceğiz. Ve kalem blok paketini kullanacağız. Daha önce kalem blok paketini hiç kullanmamıştık. Bu dersinizde döngü içerisinde nasıl geometrik şekiller çizebileceğimizi uygulamalarla görelim. Kediyi silerek dersimize başlayalım. Kukla havuzunda kedi üzerinde farenin sağ tuşuna basarak menü açtırıyorum ve sile bastım. Kukla kütüphanesinden önce bir topla bir geometrik şekil çizdirelim. Daha sonra bir kalem kuklası ekleriz. Onunla da çizim yaptırırız. Kalemle çizim yaptırmak için o kuklanın kılıflarında bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Önce bir top ekleyerek geometrik şeklimizin kodlarını verelim. Kare çizdirelim öncelikle. Olaylar blok paketinden tıklanıncayı alıyorum. Kalem blok paketini açalım. Burada önce bir temizle demek istiyorum. Neden temizle diyorum? Çünkü yeşil bayrağı birkaç sefer bastığımda ilk çizilen kareyi temizleyerek ikinci kez bir kare çizsin mesela. Bunu uygulama yaptıkça anlayacaksınız ne demek istediğimi. Kalem blok paketinde çizimi yapması için kullanmamız gereken kod kalemi bastır. Yani çizmeye bu kodla başlıyoruz. Hareket verelim topumuza. Buna 100 adım diyelim. 100 adım gitsin. Yani kalemi bastırdığımız için 100 adımı çizgi şeklinde gidecek. Çalıştırıyorum. Proje ekranında gördüğünüz gibi kare çizmek için topumuzun 90 derece dönmesi gerek. O yüzden buradan hareket blok paketinden 90 derece döndürelim. Sola ya da sağa olması fark etmez. Sonuçta seçtiğimiz yöne doğru çizmeye başlayacak. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bir önceki çizgiyi sildi. Temizle kodu bu işe yaradı. Bulunduğu noktadan tekrar yeni bir çizgi çizdi. Aslında topumuz 90 derece döndü. Yeni bir çizgi çekmek için dönüşünü yaptı. Biz bunu gözlemleyemiyoruz tabii ki. Bir 100 adım git daha dersem çalıştırayım şimdi. Ne demek istediğimi görmüş olalım. Evet, birinci 100 adımını gitti. 90 derece döndü. İkinci 100 adımını gitti. Benim karemin 4 kenarı var. Bu yüzden bunu döngü içinde 4 kere yap dersem 4 defa 100 adım git demekten kurtulurum. Dolayısıyla siliyorum. Bunu kontrol blok paketinden 4 defa tekrarlı döngüsünün içerisine alalım. 4 defa tekrarlayacak olduğu kodlar adım gitmesi ve dönmesi. Sonuçta kalem her zaman bastırılmış olacak çizgiyi çekmesi için. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Topumu şöyle şuraya alayım. Belki proje ekranının dışarısına çıkar. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi 4 kere 100 adım gitti, 90 derece döndü. 100 adım gitti, 90 derece döndü. Bunu çok hızlı yaptı. Bir saniye bekle koyalım araya. Şimdi çalıştırayım. Daha rahat gözlemleyebiliriz. Basıyorum yeşil bayrağı. 100 adım gitti, 90 derece döndü. 100 adım gitti, 90 derece döndü. 4 kere bu işlemi yaptı. Şimdi topumuz ekranda görünüyor. Kareyi çizdikten sonra ekrandan kaybolsun. O yüzden görünüm blok paketinden gizliğini aldım. Çalıştırıyorum şimdi. Kareyi tamamladıktan sonra gizlendi. Şimdi bir üçgen çizdirelim mesela.
Bunun için kodlarımızı sizce nasıl revize edebiliriz? Bir düşünelim. Üçgenin 3 kenarı var. Karenin 4 kenarı vardı. Üçgen çizdirmek için döngümüzü 4 kere değil 3 kere tekrarlaması gerekiyor. Ve bir karenin iç açıları 90'ar derece. Üçgenin 60 derece. Ama üçgen çizmesi için dış açısı kadar dönecek. O yüzden 90 derece değil de 120 derece dön demem yeterli oluyor. Çalıştırıyorum şimdi. Gördüğünüz gibi üçgenimizi çizdikten sonra topumuz gizlendi. Benim bu 120 dereceyi sola doğru çizdirmem ters üçgene sebep oldu. Bunu sola değil de hareket blok paketinden sağa döndürerek çizdirelim. Ne demek istediğimi daha rahat anlayacaksınız. Sağa döndürdüm. Ekranda şu an benim topum görünmüyor. Topumu nerede olduğunu görebilmem için kukla havuzunda üzerinde sağ klik yapıp görün diyorum. Çünkü o kodlarımla gizlendi. Görün diyorum. Topum buradaymış. Şöyle şurada bir üçgen çizsin. Yeşil bayrağa basıyorum. Evet, sağa dönerek 120 derece sağa dönerek üçgenimizi çizdi. Karemizi çizdik, üçgenimizi çizdik. Şimdi bir daire çizdirelim. Hatta dairemiz çizilirken farklı renklerde çizsin. Bir de renk katalım işin içerisine. Burada yine döngü kavramımız olacak. Yine kalem blok paketini kullanacağız. Üstelik bunu topla değil de artık kukla olarak kalem kullanarak değişik bir örnekle yapalım. Dosyadan farklı kaydet deyip bunu kaydedebilirsiniz. Ben kaydetmeden yeni bir proje açayım. Kaydetme diyorum. Evet, yeni bir projede dairemizi çizdirelim. Kediyi siliyorum. Kukla kütüphanesinden muhtelif kategorisinden bir kalem ekleyeyim. Evet, şimdi demiştim ki eğer kalem eklersek kılıklarından bir değişikliğe gitmem gerekiyordu. Bunu açıklayayım. Önce bir değişiklik yapmadan çizdireyim ki ne demek istediğimi daha rahat anlayın. Olaylardan tıklanıncayı alıyorum. Şimdi dairemiz XY koordinat düzleminde tam ortadan başlayarak daire çizsin. Hem bir önceki dersimizi pekiştirmiş olalım. Hareket blok paketinden X 0 Y 0 noktasına gitsin. Bir önceki dersimizi dinlerseniz eğer ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani kalemim şu an benim bakın X ve Y koordinatına şu an x15 y-53 üzerinde. Ama ortadan, tam ortadan başlaması için benim yeşil bayrağı tıklayınca 0.0 noktasından başlatmam için x0 y0 noktasına git demem gerekiyor. 90 derece dönsün. Pardon, 90 yönüne dönsün. Tıklıyorum burayı. 90 yönüne demek sağ demek. Yani kalemim sağdan başlayarak bir daire çizsin demek istiyorum. 90 yönüne dön diyerek. Tabii ki kalem blok paketinden kalemi bastırıyoruz. Artık ayarlamalarımızı yaptıktan sonra. Hatta şimdi bir renk seçelim. Kalemin rengini ne yapsın? Kırmızı yapsın. Peki ben bu kalemin rengini morunu nasıl kırmızıya dönüştüreceğim? Tıklıyorum buradaki mor renge. Tıkladığım anda artık benim farem nereye giderse o renk yapacak şu mor olan rengi. Gördüğünüz gibi yeşilin üzerine gittim yeşil yaptı. Turuncunun üzerine gittim turuncu yaptı. Yani şu an Scratch programında değilmiş gibi herhangi bir rengin üzerine gittiğimde rengi algılayarak kalemin rengini o renge dönüştürüyor.
Şuradaki durdurma butonunun kırmızısına tıklayayım. Kırmızı bir daire çizmek için. Ve kalemin kalınlığıyla da oynayalım. Kalemin kalınlığını 10 yapalım. Ve temizle diyelim. Yani her yeşil bayrağa bastığımda temizlesin, bir öncekini yeniden çizsin. Şimdi gelelim daire çizmek için döngümüze. Kalem ayarlamalarımızı yaptık. X ve Y koordinatını ayarladık. Peki döngümüzde karede dört kenar olduğu için 4 defa tekrarla döngüsüne sokmuştum. Üçgende 3 kez tekrarla döngüsüne sokmuştum. Peki dairede ne yapacağım? Dairenin iç açıları toplamı 360 derece. O yüzden kontrol blok paketinden 10 defa tekrarlayı aldığımda bunu 360 yapacağım. Ve tabii hızını ayarlamam için, yani çizecek olduğu çizginin adımını ayarlamak için de hareket blok paketinden 10 adım giti alıyorum. Ve 360 defa sağ tarafa doğru bir adım gide gide sağa doğru birer adım gide 360 defa bir dairemi çizmiş olacak. Ama hatırlarsanız kare çizdirirken 90 derece dön, üçgen çizdirirken 120 derece dön demiştik. Daire çizdirirken kaç derece döndüreceğim? 1 derece arkadaşlar. Her derecede, her bir derecede bir nokta çizecek ekrana. Çünkü bir adım git dedim. O bir adım gitti bir nokta olarak algılayacak kalem olduğu için. Ve kalemin rengini, kalem blok paketinden kalemin rengini artıralım. Çünkü renkli bir daire çizdirelim. Kare gibi ya da üçgen gibi tek bir renkte çizmesin. Burada kırmızı seçmiştik. Yani sadece kırmızı çizmesin. Kalemin rengini 0.5 diyeceğim. Başlıyorum. Yeşil bayrağa basalım. Gözlemleyelim ne yaptığımızı. Gördüğünüz gibi kırmızıdan başladı. Her 0.5 artırımda renk tonunun değiştiğini gözlemliyoruz. Kalem kuklasını seçtiğim zaman demiştim ki bir kılığında bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Çünkü bakın kalemin ucuyla değil, kalemin ortasıyla çizmekte. Kalem kuklasını kılıklar sekmesinde açıyorum. Burada tasarım ekranında sağ üst köşede kılık merkezini belirle diye bir ikon var. Buraya tıkladığımda bakın kalemin merkezini kalemin ortası olarak ayarlamış. Ben bunu alıp kalemin ucuna kaydırırsam artık kalemin ucuyla çizecek. Top kuklasını eklediğimde böyle bir ayarlamaya gerek yoktu. Ama kalem ya da başka bir kukla seçersem onun ucuyla uzun bir nesne olduğu için bu. Onun ucuyla çizmesini istediğim için kılık merkezinde bir değişiklik yaptım. Ortadan ucuna çektim. Şimdi kuklaya diziler bölümüne geldim. Kalemim ekranda görünüyor. Görünümden en son gizlen eklersem daire çizimini tamamladıktan sonra gizlenecek. Çalıştırıyorum tekrar. Bu sefer biraz karmaşık bir kod yapısı kullandık. Evet, daireyi tamamladı ve gizlendi. Hatta olimpiyat logosunu hatırlarsanız birkaç tane dairenin yan yana gelmesiyle bir logo oluşmuştur. Biz bu logoyu biraz yapmaya çalışalım. Bunun için birkaç tane daire oluşturmamız gerekiyor. Kukla kopyalamayı göstereceğim böylelikle. Kukla havuzundaki kalemin üzerinde sağ klik, kopyasını çıkart diyorum. Bakın ikinci kalemim yerleşti kukla havuzuna.
Tekrar kopyasını çıkart diyorum. Üçüncü kuklam da yerleşti. Bakın bunlara tıkladığımda kodları ile birlikte kopyalıyor arkadaşlar. Üçüncü kuklama tıklıyorum. Tekrar kodları ile birlikte getirdi. Ben en son gizlen dediğim için yeni eklenen kuklalarımı proje ekranında göremiyorum. Her birinin üzerinde sağ klik görün dersem, kukla havuzunda üzerinde sağ klik görün dersem nereleri eklediğini görmüş olurum. Biraz kodlarında değişiklik yapalım şimdi. İkinci ve üçüncü kalemlerimin. İkinci kalemimi diyeyim ki bunun x'i 80 olsun. Neden? Çünkü şöyle şuralardan başlasın istiyorum. Şuralarda başlasın. Bakın proje ekranının altındaki şu x ve y'yi gözlemleyin lütfen. X'im 80 olsun. Y'im de 48 gösteriyor şu an farem. 45 olsun. 45. Üçüncü kuklamın kodlarına gidiyorum. Çünkü ben eğer bu x ve y kodlarında değişiklik yapmazsam 3 tane daireyi üst üstüne çizer. Yerlerini değiştireceğim ki başlama noktalarının yerlerini değiştireceğim ki dairelerle oluşturulmuş bir tasarım ortaya çıksın. Üçüncü kuklamın x ve y'sine de aynı hizasında sol tarafında x'im eksi 80, y'si yine 45'te başlasın. Bunun x'ine eksi 80, y'sinde 45 diyorum. Neden? Çünkü dikeyde dairenin çizimi değişmesin ikinci ve üçüncü kuklalarımda. Sadece biri solunda, biri sağında çizsin diye artı 80'i eksi 80 olarak düzenledim x'lerini. Y'lerine de sabit 45 verdim. Yeşil bayrağa basıyorum. Gördüğünüz gibi üçü aynı anda başladı. Ve ortaya sanki bir logo tasarımı yapmış gibi bir şekil çıktı. Dilersek kalem rengini ikinci kuklada 1 artırabiliriz. Üçüncü kuklada 1,5 artırabiliriz. Aynı renk tonlarında artış göstermezler. Farklı renk tonlarında artış göstermiş olurlar. Evet arkadaşlar, bu uygulamayı yapınca eğleneceğinizi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.